P711, Toyota Corolla, CHR ve Lexus'ta kullanılan bir hibrit şanzıman. Önce dıştan çevresel olarak bir göz atalım. Yüksek gerilim kablo bağlantısı, giriş mili, su ile soğutmalı yağ soğuturcusu, yağ pompası, yağ çıkış rekoru ve devir sensörleri bağlantı soketi, yağ doldurma tapa noktası, yağ seviyesi kontrol tapa noktası, kullanılan yağ ATF, yağ boşaltma tapası, benzin motoruna bağlı tek yönlü kavrama ve titreşim damperi, sıcaklık sensörleri soket bağlantısı. Söküm işlemine giriş mili tarafından başlıyoruz. Giriş mili tarafındaki üst kapağın dış çevre civatalarını ve iç kısımda kalan 4 ayrı civatayı söküyoruz. Karşımıza bir dişli grubu çıkıyor. Sağ tarafta vites konum belirleyici, yanında yağ süzgeci, üstünde park kilidi, diferansiyel ve redüktör dişli ve MC2 tahrik dişlisi ve sağ tarafta güneş dişli. Karşı tarafta ise yani kapak tarafında Planet dişli grubunu görüyoruz ve tam merkezinden geçen yağ pompası tahrik mili. Sürücü vites konumu P konumuna aldığında park kilidini, şanzımanı nasıl kilitlediğini görüyoruz. Güneş dişliği yerinden alıyoruz. Diferansiyeli yerinden alıyoruz. Ve diğer dişli gruplarını da aldıktan sonra gövdeyi ters çevirip dış kapağın çevre civatalarını söküyoruz. Arka kapak alındığında karşımıza sağ tarafta MC1 ve solda MC2 çıkıyor. Her ikisinin üzerinde de sıcaklık sensörleri mevcut. Arka kapağın iç kısmında MC1 ve MC2'nin konum ve devir sensörlerini görüyoruz. Ve alt kısımda yağ pompası. Burada da bir adet sıcaklık sensörü mevcut. MG motor jeneratörü demektir. Yani her ikisi de elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirebilir. Yani motor olarak çalışabilir. Mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine çevirip jeneratör olabilir. Tekerleklere gücü aktaran MG2'nin teknik özelliklerine bakalım. Gücü 80 kW, torku 202, maksimum devri 17.000 devir bölü dakika. MG1 ve MG2 fırçasız, sabit mıknatıslı, 3 fazlı senkron motordur. Her iki motorun da dış kısmına stator, iç kısmına rotor deniyor. MG1 ve MG2'nin stator sargılarına 3 faz AC akım döndürülerek verildiğinde iç kısımdaki sabit kutuplar dönen manyetik kutupları takip edeceğinden motor olarak çalışır. Ancak statöre akım verilmediğinde rotor mekanik olarak döner ve statör sargılarında AC gerilim indüklenir. Tıpkı bir alternatör gibi. Bu resimde MG1 ve MG2'nin şanzıman içindeki konumlarını ve hareket aktarım yollarını görüyoruz. Ayrıca tek yönlü kavrama ve titreşim damperini de. Şimdi de motorda tümleşik olarak kestine bakalım. MG1 ve MG2'nin konumlarını görüyoruz. MG2 tahrik dişlisi, redüktör ve pinyon dişli, diferansiyel ayna dişli, planet dişli ve kavrama. Araç üzerinde arka kısımda bir batarya, önde benzin motoru, motora tümleşik, arkasında invertör konvertör ve hemen altında hibrit şanzımanı görüyoruz.
Şekilde Toyota'nın geliştirdiği invertör konvertörü görüyoruz. İnvertör konvertör ne iş yapar? Bataryadan gelen ortalama 200 ila 300 volt civarındaki DC akımı 500 ila 600 volt AC voltaja çevirir ve voltajı yükseltir. MG1 ve MG2'den gelen AC akımı DC'ye çevirir. Aynı zamanda 12 volt yardımcı aküyü ve klima kompresörüne de güç verir. MG2 diferansiyel ayna dişli üzerinden doğrudan tekerleklere bağlıdır. MG2 döndüğünde tekerlekler döner. Geri hareket gerektiğinde MG2 yönünü çevirip geri hareketi gerçekleştirir. Ayak gazdan çekilmesi, frenleme, rampa iniş gibi durumlarda tekerlekler MG2'yi çevirerek elektrik üretimi gerçekleşir. MG1 planet dişli ve taşıyıcısı ile girişiminle yani benzin motoruna bağlıdır. Hibrit araçlarda marş motoru ve alternatör yoktur. Benzin motoruna MG1 hareket verebilir. Benzin motoru döndüğünde MG1 döndürülerek elektrik üretimi gerçekleşir. Benzin motoru MG2 üzerinden doğrudan tekerleklere de güç verebilir. Şekilde sistem bileşenlerini görüyoruz. Hafif hızlanma ve geri vites. Benzin motoru ve MG1 devrede değildir. Bataryadan gelen akım İnvertör konvertör üzerinden MG2'yi besler. Sürüş MG2 ile gerçekleşir. Orta yükte hızlanma, benzin motoru ve MG1 devrede. Bataryadan güç alınmaz. Sürüş MG1 elektrik desteği ve benzin motorunun MG2'ye desteği ile gerçekleşir. Sabit hız, benzin motoru devrede, sürüş benzin motoru ile gerçekleşiyor. MG1 ve MG2 jeneratör olarak bataryayı besler. Ağır yükte hızlanma, benzin motoru ve MG1 devrede, sürüş MG2 ve benzin motorunun desteğiyle gerçekleşiyor, batarya MG2'ye ek güç sağlıyor. Frenleme, yavaşlama ve rampa iniş. Benzin motoru ve MG1 devrede değil, tekerlekler MG2'yi çeviriyor ve batarya beslenir.